Ve turizmle devam ediyoruz. Rus turist rakamları ve tabii ki yıl sonu beklentilerini konuşacağız. Kaan Kavaloğlu bizlerle, Limak Turizm Grubu Başkanı. Kaan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aslında bu sene tabii geçen seneye kıyasla hiç beklendiği gibi değil rakamlar ama yine de normalleşme sürecinin sonrasında Temmuz'la birlikte çok ciddi bir geri dönüş var. Son rakamları, yani 550 binin üzerine çıkan Rus turist rakamını nasıl görüyorsunuz Antalya'da? Açıkça söylemek gerekirse yine bardağı dolu tarafından bakıyoruz. Ama sadece bu seneye kadar ulaşmış olduğumuz, yani 9 ay boyunca gelen turist sayısı 2.300.000. Biz geçen sene sadece Eylül ayında 2.200.000 turist almıştık. Aslında bu anlamda bakıldığında bu turist sayısının Antalya'ya, Türkiye'ye göre çok daha yüksek olmadığını düşünüyorum ben. Ama tabii ki biz en dibi görmüş bir sektör olarak şu anda gelen Rus turisti gerçekten bir nimet olarak görüyoruz. Şu anda bizim en büyük potansiyelimiz Rusya'dan geliyor. Ama bu arada Ukrayna'yı da ben eklemek isterim. Özellikle Ukrayna'da gerçekten çok büyük bir potansiyel oluşturdu bize bu dönemde. Rusya ile Ukrayna'ya baktığımızda işimizin %60'ını şu anda bu iki ülkeden alıyoruz diyebiliriz. Geçtiğimiz 19 Eylül'de Antalya 45 bin kişiyle bu senenin rekorunu kırdı bir günde gelen turist sayısıyla. Bunun 19.500'ü Rus, 6.500'ü yine Ukraynalıydı. Avrupalı turist profili bu anlamda biraz geride kaldı. Bizim alışkın olduğumuz Alman, İngiliz, Hollandalı ve Belçikalı turist maalesef şu anda yok. Tamamen sistemimizi Rusya ve Ukrayna üzerine kurguladık diyebiliriz. Ama tabii bu çok sürdürülebilir değil. Yani bu 2021 için bizim açımızdan çok daha bu şekilde devam edemez. Özellikle Avrupalı turistin de muhakkak Rus turiste ilave olması gerekiyor. Rus turistin bir özelliği var Ukrayna ile beraber. Sezonu bizim için uzatacaklarmış gibi gözüküyor. Biliyorsunuz özellikle resort bölge diye adlandırdığımız sahilde iklim şartları onların lehine. Dolayısıyla onlar Mısır'a da çok fazla yoğun bir taleple gidemiyorlar şu anda. Onun için Antalya ve bizim Ege sahillerimiz ve Akdeniz sahillerimiz onlar için şu anda çok önemli. Zannediyorum sezonu da bu şekilde bir parça uzatabileceğiz. Yani Kasım'ın sonuna kadar biz Rus turist ağırlamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ümit ediyorum yılbaşında bunun içine dahil edebilirsek belki de senenin sonuna kadar ciddi anlamda Rus ve Ukrayna turisti Antalya'da ağırlamaya devam edeceğiz. Benim beklentim yaklaşık şu anda %81 geride gözüküyor sistem geçen seneye kıyasla. Zannediyorum %75-77 civarında bir eksiyle tamamlayacağız bu sezonu. Ama dediğim gibi bardağı dolu tarafından bakıyoruz. 2021 açısından bizim için bir ön hazırlık oluyor bu. Özellikle gelip çok mutlu şekilde ülkelerine dönen turistler bizim için çok önemli olan bir pazarlama faaliyeti oluyor. Bu anlamda 2021'in çok daha olumlu geçeceğini görüyorum. Tabii siz şimdi ön rezervasyonları da daha iyi biliyorsunuz. Yani sezonun uzaması özellikle bu güvenli turizm sertifikalarıyla gündemdeydi. Antalya'da burada biraz avantajlı tabii iklim koşulları nedeniyle. Ekim için ya da Kasım için ne var şu an öngördüğünüz? Biraz önce söylediğim gibi sezon uzayacak. Belki de aralığı da göreceğiz inşallah. Şu anda gelen rezervasyonlar Ekim ayında yine biliyorsunuz artık bu sertifikasyon programından dolayı artık öyle %100 doluluklar, %90 doluluklar yok. Biz maksimum %70-75 doluluklarla gidiyor açık olan oteller. Dolayısıyla açık olan oteller sertifikasyon programının uygulandığı oteller 70-75 dolulukları rahatlıkla Ekim ayında da elde edecekler. Kasım ayında da ben %50-60 civarında yine çünkü her resort otel kış şartlarına uygun olmayabiliyor. Açık olan otellerin %50-60 dolacağını düşünüyorum Kasım ayında da. Dediğim gibi artık sezonun uzaması açısından özellikle Rus turist çok önemli. Ama size ilginç bir veri vereyim. 2021 ile ilgili şu anda rezervasyon alıyoruz. En çok rezervasyonu şu anda İngiltere'den alıyoruz 2021 için. Yani şu anda Eylül 2020'de 2021 sezonuna yönelik İngiliz rezervasyonları gerçekten çok ciddi anlamda geliyor. Bu da İngiltere'nin yine Türkiye'yi, Antalya'yı tatil için tercih edeceğinin bir kanıtı olarak görebiliriz. Peki güzel aslında şöyle bu sene gelemeyen turistin gelecek sene için rezervasyon yapması noktasında. Siz peki bu sene için 15 milyon turist hedefini nasıl görüyorsunuz? Zaten 11 milyona ulaşıldı. Sene sonu genel rakamlara da baktığımızda bu rakama ulaşabiliriz diyor musunuz? Çünkü çok büyük bir kısmı da Antalya'ya geliyor. Ama Antalya'nın ben 3,5-4 milyon aralığında kalacağını düşünüyorum açıkçası. Türkiye genelinde özellikle İstanbul'a gelen turist bir kısmı transit oluyor biliyorsunuz tam anlamıyla ülkemizi görmeden ülkemizden gelip geçiyorlar ama
Ben bu rakama ulaşabileceğimizi düşünüyorum. O Antalya rakamı, yani turist, gerçek turist anlamında ulaşılacak olan rakamın 4 milyonun altında, 3,5-4 milyon aralığında gerçekleştiğini düşünüyorum 2020 için. Çok teşekkür ederim Kaan Bey değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun yayına.